Röportaj yaptık abi, şurada. Yaptık, biliyorum, biliyorum. Ama yalan söyleyemem. Tamam. Bir direktler röportaj yapalım mı sizinle? Yapalım hocam. Yine kitap. Tabii. Arkaya bu sefer bir şey yazmışsınız, ondan da alalım. Faşizm. Evet, tamam. Şu anda virüs dünyanın her yerinde var. Doğru mu hocam? Evet. Fakat bu faşist ülkeden başka Avrupa'da, Amerika'da ya herkes içeri, yaşlısı genci, veya herkes dışarı. Ben günah keçisi miyim? Otobüse binemiyorum. Yolda yürüyemiyorum. Bir de dolandırıldım, emekliyim. Emekliyim. 2300 lira yerine 1100 lirayla yaşıyorum. Ve her ay 650 liralık nikotin içiyorum. 2 de rakı içiyorum. Buyurun, işin içinden çıkın. Sinir katsayım şu anda Everest tepesinin üzerinde. Ama kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyorum. Kıramam. Çünkü gece uyuyamam. Haklı da olsam kalp kıramam. Fakat ben bu arkadaşın Müslüman olduğuna da inanamıyorum. Ha, ben sorarsanız ben sözel Müslümanım. Ne demek sözel Müslüman? Abdest yok, namaz yok, Ramazan bize uğramaz. Ama kul hakkı yemez. Hırsızlık yapmam. Diğeri sayısal Müslüman mı? Onlar hakki Müslüman. Ben sözel Müslümanım. Aramızdaki fark bu. Hırsızlık yapamadım. Ara sıra meyve çalarım. Altında çıkacağım yarın. Ayva çalacağım bir ağaçtan. Organik ama onu yiyorum. Ayvayı bıçakla kesersen suyu kaçar ama bastonla döversen çok güzel oluyor. Ve yediğimiz meyvelerin hepsi çocuklara zarar. Şekerler zarar. Şunlar çocukları hasta ediyor. Toprak nerede arkadaşım? Toprak nerede? Aslımız toprak. Doğru mu? Evet. Niye toprağı çıkarttılar? Parklardaki kum havuzlarını neden kaldırdılar? Sebebi ne? Bu çocuklar enerjiyi verir. Çünkü çocuk enerji üretir ya. Ben üzülüyorum çocuklarıma. Torunlarım beni üzüyorlar. Fakat bunlara üzülmüyorum. AK Parti'nin içinde 12 sene hizmet verdim. Halen 700 liraya yakın alacağım var. Yazmışlar ki engelliden para alınmaz. 3 defa Vakıfbank'a para yatırdım. Gittim istedim Mamak ilçeye. Aldık. Seyko 5 kol saati. Günah ya. Bu adamlar ülkeyi sattılar. Toprak satılmaz. Benim toprağım var. Şu anda Ankara'nın suyunun 5 yıllık suyu benim toprağımın içinde. Mansur Bey'e gideceğim. Ver Ankara'ya diyeceğim. Ve Ankara'nın bir asırlık suyu yine benim dağımda. Ve benim dağım Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçer. Siz gerçekten beni hatırlamadınız mı? Hocam emin olun sinirliyim. Yani sakin olduğuma bakmayın. Üzüntüm zirvede. Niçin üzülüyorsunuz? Hocam bu topraklar cennet ya. Cenneti biz bu hale getirdi ya. Cehenneme çevirdi şu 20 yılda. 200 tane üniversitemiz var. Billahi ortaokul düzeyinde. Ha, içinde cin gibi çocuklar var. Onlar da Amerika'ya kaçıyor. Şeyi bulanlar bizim çocuklarımız. Beyler, yanlış bir kelime kullanmışsam yok, herkesten... Tam tersi, sizi çok sevdiler. Röportaj yapmıştık sizinle bir ay önce. Evet. Hatırlamıyorsunuz belki ama çok sevdiler sizi. Evet. Hatta kitap önerisinde bulunmuştunuz. Evet. Yazar ismi söylemiştiniz Kemal bir tane. Tahir. Evet, aynı ismi. Nazım Hikmet, Sabahattin Ali öldürdük. Sabahattin Ali'yi biz öldürdük, biz. Ben de suçluyum. Kemal Tahir'i 12 sene cezaevine attık. Bizim sosyal demokratlar Nazım'ın hangi askeri cezaevinde yattığını bilmez. Ama ben buldum. Onu da sosyal medyaya vereceğim. Öyle bedava sosyal demokratlık olmaz. Kahır çekeceksin, yürüyeceksin, araştıracaksın. Bedava olmaz. Ama yazacağım. Nisan'da dizelerim çıkacak. 23'te de Medusa kitabım çıkacak. Evet. Bunu çıkaracaksınız değil mi gerçekten? İsmini verelim, tanıtımı olsun. Medusa. Medusa şeytan. Bir. İkincisine gelince. Karadeniz'e yaptığımız kötülüğü hiçbir denize yapmadık. Kanal İstanbul yapılırsa 2060'ta 50'de iyot biter, Karadeniz kurur. O araştırmayı da yapıyorum. Kurur. Hazar Denizi nerede?
kurudu. Denizle, doğayla oynayamazsın hoca. Doğa adama çaktı mıydı indirir. Ayamamayı hatırlıyor musunuz İstanbul'da? Heh. Opera binasını şuraya yapmışlar. Yahu ora Ankara çayının geçtiği yer. Seyirci içerideyken bir geçirirse 57 yaşadım ben. 57 Selin'i. Birebir yaşadım. Ankara Denizli. Bina ile beraber seyirciyi de götürür. Bu kadar salaklık mı olur ya? Bu adliye tehlikeli. Yapıldığını bilirim. 4 tane müteahhit. 4. bitirdi. 3 tanesi intihar. Bu kadar cahiliz ya. Kimontoya, kuma yatırım yaparsan donar. Arkadaşım donar. Bu ekonomi değildir. Bu soygundur. Soygun. İnsanları soydular. Bana milyar verseler binada oturmam. Toprak kulübede otururum. Hasırı da sererim. Keyfe baksın. Ha, rakıyı da açarım ayrı konu. Ama anama taparım hoca. Zaten şiirlerim ana üzerine. Kadın cinayetini önlemek için yazdım. Ya kadın öldürülür mü ya? Ha, gelsin beni öldürsün. Ha, erkeklere de yazdım. Erkek milletini 3 kış yakın, 4. kışa elhamdülillah artarız. Sizleri tenzih ederim. Annenize sahip çıkın çocuklar. Başka ricam olmaz. Anneye sahip çıkın. Yani kadına sahip çıkın. Ben yolda billahi kız çocuklarına yol veririm. Hastanenin orada hemşireler bir sene de alıştılar. Hepsine yol verdim ya. Onlar bana yaşlı diye yol. Olmaz abi. Olmaz. Şimdi alıştılar. Tamam amca hoş geldin derler. Bu sizin numaranız mı amca? Buradan ulaşsınlar mı size? Bilgi birikiminizden faydalanabilir mi insanlar? Tabii ki. Gerçek isminizi söyleyin. Oradaki bize uymaz. Gerçek ismim Bedri Bademci de iğnin yerini değiştirdim. Öyle kötü huylarım her şeyi değiştiririm. Bir tane de kitap önerin de okusun vatandaş. Son dönemde okunacak yazar, genç bir yazar, nerede yaşadığını da bilmiyorum, Okay Tiryakioğlu. Ondan önceki yazarlarımız artık Nazım, Kemal Tahir, Sabahattin Ali okunmalı. Aldırma gönüllü kim yazdı arkadaşım? Sabahattin Ali ya. Bu adama saygı duymayayım da. Kimi? Aşık Veysel'i dinlesinler. Her gecesine gittim büyük sinemada. Cem Karaca'nın her konserine geldim. Eziliyordum ama girdim, dinledim. Manço'nun, Barış Manço'nun verdiği konserlerin hepsine. Ben çok fena halde bu işleri takip ederim. Filmleri kaçırmam. Gezi Silahşörleri bile kaçırmam. Yul Brynner oynardı. Ben eksantrik bir milyonerim demişti mesela. Kaçayım arkadaşım be. Çoğundan akıllısınız vallahi amca, öyle demeyin. Kim, ben de. Vallahi çoğundan akıllı. Zerresi yok. Akılın zerresi yok. Uğramaz bize. %90'ından akıllısınız vallahi. Efendim akıl olmayınca neylesin fikir? Behçet dostunu kaçırmış. Neylesin Bedir? Bir halt edemem. Adam dostunu kaçırmış. Beraber olacaklar herhalde. İnşallah bir daha görüşürüz. Neyi? Ya ben samırsak yedim, soğan da yedim. Gelsin de göreyim. Hem de Taşköprü samırsağı yiyorum. Çözerim. Bir aya sürmez. Laboratuvara soksunlar ama benim fikrime değer vermezler. Onlar zikir yapıyorlar. Yanlış mı Ali? Evet, doğru. Allah Allah. Teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Doğru. Teşekkür ederiz. Öyle kızım. Doğru bir kelime. Öyle. Yani de gerçekten şu an doğru bir kelime konuştunuz. Öyle, ben öyle teşekkür düşünüyorum ederiz. Hocam. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Beyler kendinize iyi bakın. Siz kendinize dikkat edin. Teşekkür ederiz. Yok canım, benim son kullanma tarihim 20 sene oldu geçeli. Ankara Üniversitesi'ne gireceğim. Kadavramı bağışladım iskelet dahil. Niye? Bir karış toprağı işgal edeyim. Niye? Çocuklar hazır. Ama işgal edenler var. Siz niye giriyorsunuz ki? Yok hocam, ben masada yatacağım. Güzel güzel kızlar, yakışıklı delikanlılar. Öyle mi? Beni kesecekler. Sen gezin de senden başkaları yazsın. Boş ver. Yok hocam, ben gideceğim. Söz verdim. 3 sene evvel bir kadavra ithal ettik. Kaç lira ödedik biliyor musunuz? Ne kadar? 70 bin lira. Günah ya. Çocuklara kalsın, yesinler. Hangi ve çocuklara? Benim, bunların hepsi benim torunum. Tamam. Tıp öğrencileri de üstümde çalışsın diyor. Ne kadar güzel. Bakın,
cerrah, beyin cerrahi Avusturya'ya gidiyor. Çok büyük bir soğuk hava damlası yapmışlar. Bir tane kafatası koyuyorlar. 350 avro bu veriyor. 350 avro da bu veriyor. 700 avro. 700 avro. En fazla bir saat. Böyle kaç tane cerrahımız gidiyor. Günah bu çocuklara ya. Ben üzülüyorum. Hastanenin de hepsini tanırım. Hepsi de büyük saygı duyuyor bana. Ben de onlara. Hemşirelere de yol veririm. Çekilirim. Vallahi veririm. Ne kadar güzel. Anamı da rahmetli anarım. Anamı bırakamam ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz amcacığım. Sağ olun. Beyefendi özür dilerim. Yok bakalım. Estağfurullah olur mu? Ta orada benim kafam. Sakin değilim. Yoksa hatırlamam lazım. Siz bizi hatırlamazsınız da biz sizi hiç unutmayız, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Sağ olun. O sizin iyi insan olmanızdan. Teşekkür ederiz amcacığım. Sağ olun. Hoşçakalın. Ne kadar güzel konuştu. Amca tanıyor musunuz? Buralarda geziniyor. İyi insan.